Dünden kalanlardan tekrar herkese merhaba efendim. Bu bölümde oldukça yoğun bir akışımız var. Öncelikle biraz detayları aktarayım. Vedat Özdan bizlerle olacak demiştim az sonra. Ankara gündemini alacağız. Olcay Aydilek bizimle olacak her zaman olduğu gibi. Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan piyasa yorumu için bizimle olacak. Borsa İstanbul kapanışında. Bir Skype bağlantımız var. Dijital iletişim uzmanı. Nabat Garakhanova bizlerle olacak ve bir de tabii ki Londra'da Ceren Dilekçi, Avrupa borsalarındaki iyimserlik haberleri, son gelişmeler bizlerle olacak ve Ülkay Atmaca da turizm tarafındaki son beklentileri değerlendirecek. Aşı haberleri biliyorsunuz hız kazandı diyelim ve başlayalım önce rakamlar. Borsa İstanbul tarafında iyimserlik sürüyor. Bugün küresel çapta aşı haberleri, teşvik haberleri özellikle fiyatlamalara dahil olmuş durumda, içeriye de yansımasını alıyoruz. Bugün %1.33'lük yükseliş. Bu prim özellikle bankacılık tarafında da var. Yabancı girişi diye değerlendiriliyor. Detayları birazdan soracağız. Dolar TL'ye baktığımız zaman 7.84.46 yatay seviyede. Euro TL 9.54.24. Euro dolar paritesinde yön yine yukarı 1.21.60'a kadar gelindi. Tahvil piyasasına bir göz atalım. Türkiye için özellikle tabii ki bu haftada geçtiğimiz hafta olduğu gibi hem Avrupa Birliği hem de ABD tarafından gelecek yaptırım haberleri takip ediliyor. Avrupa Birliği bir miktar elimine edilmişti ama katsa yaptırımları Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da kabul edildi. Trump'ın önüne gelecek ve veto etmesi bekleniyor. Ancak büyük bir çoğunlukla yine de Senato tarafından yaptırımlar uygulanabilir ya da Biden dönemine kalabilir. Pek çok seçenek masada olacak, konuşacağız. 2 yıllık tahvil yatay 10 yıllıkta yön aşağı 13.23'e kadar gelindi. Avrupa borsaları iyimser demiştim. Brexit'e dair bugün haber akışı vardı. Her ne kadar bazı ülkeler tarafından kapanma haberlerini takip ediyoruz. Almanya başta olmak üzere. Almanya 3 haftalık bir tam kapanma sürecine gidiyor. Ocağın 10'una kadar devam edecek. Ancak tabii ki Brexit haberleri, bir anlaşma olabileceğine dair yine konuşmalar var. Barnier tarafından açıklamalar geldi. Özellikle Brexit tarafında anlaşmanın yapılabilmesi adına yıl sonuna kadar müzakereler devam edecek. Ama bu kaçıncı erteleme biz bile unuttuk. O yüzden haber akışını takip edeceğiz. Euro bölgesi tarafında sanayi üretimi gelmişti. Ekim'de aylık olarak %2.1'lik beklentiye paralel geldiğini söyleyelim. Bir yandan da dediğim gibi özellikle şu anda aşı haberleri, bir yandan da Brexit'e dair anlaşma ümidi diyelim. Özellikle sterlin tarafında da yükselişe işaret ediyor. Dönelim ABD tarafına. Az önce Melike'den detayları almıştık. Bugün altın hariç her şey yükseliyor dedi. 50 eyalete aşıların yola çıktığını söyledi. 908 milyar dolarlık da bir teşvik paketi var. Bunun üzerinde bu akşam bir açıklama gelebilir. Anlaşma olduğuna dair salı ve çarşamba da Fed'i takip edeceğiz. Bu hafta yoğun. Başka merkez bankalarından da, yani Japonya ve İngiltere merkez bankalarından da bir takım açıklamaları takip edeceğiz. Emtia tarafına son olarak baktığımızda ekranda gördüğünüz üzere altın şu an için yatay ama 1835 dolara kadar geldi ons altın. Gramda da 462 TL'yi gördük. Bitcoin yatay 19.153 dolar seviyesinde. Brent 50 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor hafta başında da. Ve ABD tipi ham petrolde 46 doların üzerinde diyelim. Şimdi Olcay'a gideceğiz. Ankara gündemini almak adına. Olcay hoş geldin. Neler konuşuluyor Ankara'da, seni dinliyoruz. İyi akşamlar Gözde Kuyumcu. Gözde Kuyumcu, aslında bugün binlerce esnafın gözü kulağı Ankara'da, Cumhurbaşkanlığında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı kabinesi saat 15'te toplandı. Toplantı şu sıralarda devam ediyor. Toplantının gündeminde en önemli madde kira düzenlemesi, esnafa yönelik kira düzenlemesi. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19 sularında toplantının hemen ardından açıklama yapması bekleniyor. Bu arada Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel kiralarla ilgili bir açıklama yaptı. Öncel, bu koşullarda yıllar önce imzalanmış kontratlarla markalarımızın ellerinin kollarının bağlanmasını adil ve etik ticaret ilkesiyle bağdaştırmakta zorlanıyoruz. Tüm perakende sektörü için mücbir sebep kuralı işletilerek, mülk sahibi kiracı çekişmesine son vererek,
tazminatsız erken sözleşme feshi imkanı sağlanmasının hayati olduğunu düşünüyoruz dedi. Dolayısıyla biraz da yapılacak açıklamada esnafın beklediği kirayla ilgili düzenlemenin belirlenmesi ve duyurulması bekleniyor. CHP MYK saat 12'de toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Parti sözcüsü Faik Öztrak toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Türk ekonomisinin derin bir buhranın içinde olduğunu, vatandaşın omzuna yüklenen faturanın her geçen gün daha da arttığını söyledi. Öztrak, esnaf için yapılacaklar listesini 17 madde halinde aylar önce duyurduklarını belirterek, devlet esnafın kira borçlarını ödesin dedik. Nasıl asgari ücretin artmasını, nasıl emeklilere iki ikramiye verilmesini sağladıysak, şimdi nihayet esnafın kirasını da devletin üstleneceği anlaşılıyor. Bugün kabineden buna ilişkin karar çıkacak diye ya da çıkacakmış diye konuştu. Daha önce bu ekranlardan duyurduğumuz hızlı tren seferleri Ankara-Konya, Konya-Ankara, Ankara-Eskişehir, Ankara-Eskişehir-Ankara hızlı tren seferleri hafta sonları bir süre için durduruldu. Gerekçe hafta sonları sokağa çıkma yasakları. Ben bunu TCDD kaynaklarına da sordum ne kadar devam edecek diye. Hafta sonu kısıtlamalar nedeniyle yolcu talebinin belirgin şekilde düştüğünü, bu nedenle seferleri hafta sonu için durdurduklarını söylediler. Kısıtların kalkmasının ardından yolcu talebinin oluşması durumunda seferlerin yeniden başlayacağını söylediler. Yalnız burada tekrar altını çizmekte yarar var. Sadece hafta sonları Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir hızlı tren seferleri şimdilik durduruldu ya da yeni bir gelişmeye kadar bu konuda bir adım atılması beklenmiyor. Barajlara gelen suyla ilgili kuraklık kendini ciddi biçimde hissettiriyor. Dolayısıyla enerji yönetimi bu konuda bazı adımlar attı. Elektrik üreten barajlardaki su seviyesinin gerilemesinin üzerine sudan elektrik üretimi payı %20'nin altına %14-15 yer 16-17 seviyesine kadar çekildi. Doğalgazın payı doğal olarak artırıldı. Bu tabii hem kış mevsiminde olunması, ısınma amaçlı doğalgaz kullanılması hem sanayinin doğalgaza olan talebi aynı zamanda elektrik üretiminin talebi gaz fiyatlarını önemli kılıyor. Bu konuda sektörün yaptığı hesaplamaları önümüzdeki iki çeyrek için sordum. Son çeyrekte yani bu yılın son çeyreğinde Rusya'dan ithal edilen gazın her 1000 metreküp fiyatı 163 dolar. Petrolün gerilemesine bağlı olarak 2021'in ilk çeyreğinde 1 Ocak'ta fiyat 165 dolara kadar gerilecek. Sonrasında bu koronavirüste normalleşme adımlarıyla birlikte petrol fiyatlarının artması en son işte Mart'tan bu yana düşük seyrediyordu. 50 dolara çıkması sonrasında yılın ikinci çeyreğinde doğalgaz fiyatının hemen bakıyorum 165 dolardan 182 dolara kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Bu hem ticari tane hem sanayi hem de elektrik üretimi ve konutları ilgilendirdiği için önemli bir gelişme olarak kayda geçiyor. Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda faz 1 çalışmaları bugün tamamlandı. Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış, ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz 2'ye geçmeyi planlamaktayız dedi. Bir haber de Almanya'dan geldi. Almanya Devlet Televizyonu ARD'de Covid-19 aşısından sonra ilacının da bulunduğunu aktardı. Normal tedavi sürecinde kullanılacak olan ilacı geliştiren Formican biyoteknoloji firmasının gerekli başvuruları yaptığı belirtildi. İlaç Covid-19'u tamamen engelliyor. İlacın koronavirüsün mutasyonlara uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklandı. Son bir başlıkta akaryakıt fiyatları ile ilgili sabah duyurmuştuk akaryakıt fiyatları. Akaryakıt fiyatlarında normalde ÖTV ayarlaması yapılmazsa yani Eşel Mobil'den zamlar karşılanmazsa saat 4.30-5 gibi fiyatlar belli oluyordu. Ama ÖTV ile ilgili ayarlama yapılacağı için fiyatlar gece saat 20-21'i hatta 22'yi bulabiliyor. Bununla ilgili gelişmeleri de takip edeceğiz. Gerekirse yarın duyuracağız. Ankara'dan şimdilik benim aktaracağım bu kadar. Söz Gözde Kuyumcu'da. İyi akşamlar. Olcay iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Günden kalanlar kaldığı yerden devam ediyor. Vedat Özdan'a dönmeden önce Mehmet Kaya bizlerle olacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
Teşekkür ediyorum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun katıldığınız için. Şimdi sanayi verilerini biraz yorumlayalım dilerseniz. Çünkü beklentinin oldukça üzerinde ve tabii ki devamı gelecek mi? Kasım ayı beklentileri nasıl gerçekleşecek? Önümüzdeki dönem için bu kapanmalar olsun. Şu anda Avrupa Birliği tarafında özellikle içeride nasıl gidiyor işler? Sizden dinleyelim. Doğrusu tabii bu ikinci pandemi süreciyle birlikte hemen hemen tüm sektörün etkilendiğini söyleyebiliriz. Tabii yalnızca bugünkü etkilenme dışında gelecekle ilgili doğrusu senaryolar da çok iyi görünmüyor. Üstüne bir de özellikle orta ve küçük işletmelerin birçoğunun esnaf diye sayacağımız yapıların tamamen kapanması ister istemez veya hizmet veremez noktaya gelmesi gerek işsizlik anlamında olsun gerekse de hacim anlamında olsun küçülmeler yaratacak. Bu da beklenen bir şeydi. Doğrusu şu aşamada gerek orta küçük işletmeler hükümetten açıklanacak bazı desteklerle ilgili beklenti içerisindeler. Çünkü bildiğiniz üzere ilk pandemi sürecinde ertelenen bazı vergi ve SGK ertelemeleri dışında bazı kredilerin KGF kredilerinin de 6 aylık erteleme sonucunda Ekim ayı ödemeleri başladı. Şimdi üstüne Ekim ayı ödemelerinin başlamasıyla birlikte bir de ikinci bu pandemi süreci ister istemez büyük sıkıntılar yaratacak. Burada hükümetin özellikle geçen hafta Cumhurbaşkanımızın bu kira gibi özellikle işletmelerin bütün giderlerine destek anlamında bir açıklama ve bir destek paketinin açılması gerekiyor. Ve bunun bir an önce de bir şekilde açıklanması gerekiyor ki insanlar ve işletmeler kendileriyle ilgili önlemler alabilsinler ve en azından işçi çıkarmadan, iş yerini kapatmadan bu süreci atlatabilsinler. Öncelikli olarak beklentileriniz arasında bu kira anladığım kadarıyla. Bir de son dönemde asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Bununla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Tabii kirada iki şekilde beklenti var. Birincisi kamu ve kamu yarı kamu diye ifade edeceğimiz devlet demiryolları gibi vakıflar gibi yerlerin kiralarının ertelenmesi, alınmaması. Özel işletmede kiracı olanlarla ilgili de doğrusu bir kira desteği beklentimiz var. Yani çünkü bunun dışında ayrıca bir de özellikle elektrik, doğalgaz gibi giderlere destek anlamında da doğrusu böyle bir destek de lazım. Tabii tam da bu süreçte böyle bir asgari ücretle ilgili çalışma her iki tarafı da doğrusu dikkat edilmesi gereken, dikkatli yol alınması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Evet doğrusu fiyatların yüksekliği var, enflasyon oranları yüksek. Asgari ücretle geçinenlere yönelik bir iyileştirme yapılması gerekiyor ama olayın diğer tarafında da işletmeler var. Yani işte dönüp baktığımız zaman özel işletmelerin neredeyse %60'a yakını asgari ücretle çalıştırıyorlar. Şimdi bunlara eklenecek bazı yükler ister istemez o işletmeler de sorun yaratacak. Bence burada da evet her iki tarafın sağduyulu bir rakamda uzlaşması ama aynı zamanda belki de bugün sürekli ifade ettiğimiz asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılması veya hafifletilmesiyle ilgili sürecin tam da önemli bir noktasındayız. Burada hükümetin de asgari ücret belirlenirken asgari ücretin üzerindeki vergi yükünü belki belli bir süre, belki de bir kısmı belli bir süre, bir kısmı tamamen kalkacak şekilde bir düzenleme, bir katkı koyması lazım. Çünkü öyle görünüyor ki bu pandemi sürecinin yarattığı, işletmelerde yarattığı bu ekonomik yıkımın tedavisi en az birkaç yıl sürecek gibi. Onun için bazı kararlar alırken evet kısa vadede destekle birlikte bazı kararlarda da uzun vadede iyileştirme sağlayacak adımların da beraber atılması gerekiyor.
Bu anlamda hükümetin asgari ücret belirlenirken taraflardan talepleri doğru bir talepler ve doğru bir rakam belirlemek, ama bir de hükümetin de yapması gereken aynı şekilde özellikle vergi yüküne müdahale etmek. Peki Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Vedat Özdan hemen dönelim. Vedat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar diliyorum size. Gündem oldukça yoğun. Teşekkür ediyorum. Gündem yoğun. Hemen başlayalım. Sanayi verilerini karşıladık. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyümeye nasıl bir katkı sağlayacak önümüzdeki dönem için? Ekim ayı özellikle yine beklentilerin üzerinde kaldı. Kasım ayında bir miktar gerileme olabilir mi? Yılı nasıl kapatırız? Evet, şeyi hatırlarsak Mart, Nisan, Mayıs aylarında virüs çok yaygın, birdenbire atak yaptı ve hazırlıksız yakalandık. Dolayısıyla kapanma tedbirleri uygulandı. Hemen hemen bütün makro veriler aşağıya indi. Daha sonra Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos aylarında yavaş yavaş açılmalar başladı. Fabrikalar, iş yerleri, hizmet sektöründe restoranlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Avrupa çok iyi gitti, virüsle mücadelede, pandemiyle mücadelede iyiydi. Hatta Euro o nedenle güçleniyordu. ABD'ye kıyasla Avrupa virüsle mücadelede daha iyi diyorduk. Dolayısıyla hem borsaları daha iyi performans gösterecek diyorduk. Almanya öncülüğünde bir dış talepte artış oldu. İçeride de kredi genişlemesi ile iç talep desteklendi. Buradan bir ivme yakalandı. Bu ivmenin ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe işte taşındığını gördük. Daha doğrusu üçüncü çeyrekten artma başladı. Dördüncü çeyreğin ilk ayına kadar da devam ettiğini gördük. Ekim ayında PMI verileri zaten sanayi üretiminin iyi geleceğini bize önden söylemişti. Diğer veriler de aynı şekilde. Reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı gibi veriler iyi bir sanayi üretim endeksi alacağımızı gösteriyordu. Hem iç talep hem dış talep kaynaklı. Ancak unutmamalı ki büyümeyi sanayiden daha çok hizmet sektörü, çünkü milli gelir içerisindeki payı hizmet sektörünün, yani inşaatı da dahil edersek onda bir hizmet 65-70 gibi bir payı var. Tarımın işte 5-6, sanayinin %22-23 gibi bir payı vardır. Dolayısıyla burada konuştuğumuz aslında milli gelirin %22, maksimum %23'lük bir boyutuyla ilgili bir iyi haber ve geçmiş bir veri, Ekim ayına özgü bir veri. Daha sonraki veriler maalesef dördüncü çeyrekte, hani bu ekonomik kapanma tedbirlerinin gevşemesi ve iç talep ve kredi genişlemesine dayalı iç talep artışının ivme kaybetmesi nedeniyle ekonomik aktivitedeki toparlanma momentumunun yavaşladığına işaret ediyor işte yüksek frekanslı veriler. Dolayısıyla Kasım'ın ikinci yarısından itibaren bir yavaşlama var. Kümülatifte son çeyrekte muhtemelen bir daralma göreceğiz. Ama 2020 yılını da işte 3. çeyrekteki G20 ülkelerinin en hızlı büyüyen 3. çeyreği olduk. Yüksek bir büyüme oranı var. Dolayısıyla onun etkisiyle %1'e yakın bir büyümeyle bitireceğiz diyebilirim. Şeylere baktığımız zaman da yani dayanıklı tüketim malları da var, sermaye malı da var. Aslında dengeli bir toparlanma süreci gördük. Zaten bir sanayide bir V tipi toparlanma olacağı beklentimiz vardı. Ancak son çeyrekte söylediğim gibi, şimdi Almanya'yı konuştunuz. Almanya'da ciddi bir kapanma var. Dolayısıyla virüsle mücadelede, evet, yani virüsle mücadelede tekrar ikinci dalga Avrupa'yı biraz daha sert vurdu. O nedenle bizim dış talep biraz düşük olacağı için hem sanayi üretimi dördüncü çeyrekte biraz daha düşük gelir, hem de büyüme.
Evet, tabii kapanmaların da özellikle Almanya tarafında 3 hafta süreceği, başka ülkelerde de uygulanacağını göz önünde bulundurursak önümüzde daha da belki zorlaşacak bir dönem olabilir gibi endişeler hakim. Bugün mesela Fransa tarafında da işte büyümenin yine aşağıya çekilmesi Fransa Merkez Bankası tarafından ve hafta genelinde de çeşitli merkez bankalarını takip edeceğiz. Oraya geçmeden önce içeride bir hani Merkez Bankası tüm bu koşullar kötümserleşirken ne yapar onları bir konuşalım. Çünkü kur üzerindeki baskı bir miktar azalmış gibi duruyor. Yaptırımlar gündemdeydi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin içerisinden çıkan o metni biz geçtiğimiz hafta tartışmıştık ama katsa önümüzde. Ne düşünüyorsunuz burada kurla ilgili olarak? Şimdi kurla ilgili aslında yukarıya doğru çıkış istek ve momentumu azaldı diye düşünüyorum. Aslında hane halkının yavaş yavaş TL varlıklara dönme isteği var. Fakat söylediğim gibi şeye doğru, batıya doğru dönüş perspektifi ne kadar gerçekçi, ne kadar söylemler, eylemlerle örtüşecek ve batı ile yani hem ABD hem Avrupa Birliği yeni daha yakınlaşan ilişki çerçevesinde Türkiye'ye nasıl bir tutum takınılacak ve Türkiye ne yapacak, bunlara bağlı olarak endişeler var. Bu yükseliş ivmesini devam etmesine yol açıyor aslında. Peki devamını birazdan konuşacağız. Merkez Bankası ne yapar? Bunları soracağım. 1388 puandan günü tamamlıyoruz. %1.30'luk bir prim. Haftanın ilk işlem günü. Pozitif bir açılış. Küresel piyasalarda öyle. Filiz Özcan'a soralım. Bugün fiyatlamalarda en çok neler etkili oldu? Merhaba. Bugün yurt dışından pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. İyi bir momentumla başladı yeni hafta. Geçtiğimiz haftadan itibaren bankacılık hisselerinde başlayan yükseliş eğiliminin de yeni haftaya taşındığını gördük. Zaten sanayi tarafında etkili olan bir yükseliş eğilimi vardı. İkisi birlikte desteklenince genele yayılan bir yükseliş eğiliminin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Petrol tarafında yükseliş devam ediyor. Yurt dışında aşı konusunda gelişmeler var. Bugün özellikle emtia tarafındaki hisseleri yine destekledi. Özellikle Tüpraş tarafında endekse en büyük katkının sağlandığını görüyoruz. Yurt dışı piyasalar da pozitif dediğim gibi. Kur tarafında da yatay ve sakin bir seyir izleniyor. Yükselişler olmasına rağmen üst bantlarda sınırlı kalıyor şimdilik kurdaki yükseliş. Endekste de 1400 seviyesi bir psikolojik eşik olarak karşımızda kısa vadeli hedef olarak takip edeceğimiz bir seviye olacak. Peki Filiz Hanım, çok teşekkür ediyorum. Vedat Özdan'a döneceğim. Vedat Bey, az önce sözünüz yarım kaldı. Kurdan hareket ederek önümüzdeki dönem için Merkez Bankası, yani Naci Ağbal'ın video konferans yöntemiyle kamera karşısına geçeceği ilk toplantısı olacak. Daha öncesinde tabii ki mesajlarını biz çokça takip ettik ama yüz yüze bir görüşme olması, yani kameralar karşısında ne mesajlar verilebilir, ne görebiliriz? Yani bu 2021 ile ilgili para politikası çerçevesiyle ilgili raporu takdim edecek. Öte yandan bundan sonraki para politikası çerçevesine ilişkin sorulara muhatap olacaktır. Kendi Merkez Bankası Başkanlığı döneminde de nelere dikkat edeceğini, nelere önemseyeceğini açıklayacaktır. Piyasa, yani oraya katılacak olan ekonomistlerin sorularında ben çok büyük değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Faiz artışının devam edip etmeyeceğine dair cevap ipucu arayacak sorular gelecektir. Öte yandan rezervlerle ilgili sorular gelecektir. Hane halkının döviz talebinin nasıl kırılacağına, bu çerçevede enflasyon beklentilerini çıpalamanın önemine, enflasyon beklentilerini çıpalayamamanın temel faktörlerinden bir tanesinin gıda enflasyonu olduğuna, gıda komitesinin nasıl çalıştığına, Merkez Bankası'nın hani yeni dönemde gıda komitesini nasıl çalıştıracağına, dolayısıyla hem sermaye girişlerini
ile ilgili beklentisine, yani sermaye girişleri olmadan Merkez Bankası'nın hem kurdaki yükselişi çok tek başına faizde faiz artışıyla durdurmaya çalışması sağlıklı bir şey değil. Yani ekonomik aktivite açısından da olumlu değil. Zaten kapanma var. Dolayısıyla yüklü miktarda da bir bana göre sürpriz bir faiz artışı yapılmış oran itibariyle. Dolayısıyla bu çerçevede sermaye girişlerini ne yapar da arttırırız? Hani borsaya, tahvile, bonoya. Bunlarla ilgili görüşleri ve projeksiyonları büyük ihtimalle sorulacaktır. Bu çerçevede aslında kendisi açısından da bir başkanlığı dönemini anlatma, geçmiş başkanlardan farklı olarak neyi daha iyi yaparak enflasyonun belini kıracağını Merkez Bankası'nın buna ilişkin görüşlerini alacağız. Kendisi de anlatacaktır büyük ihtimalle. Evet, önümüzdeki dönemde bir miktar daha sanki büyümeden taviz verileceği hissediliyor. Katılır mısınız? Bir de tabii mevduat tarafında şu anda %18'lere gelmiş faiz seviyelerinden bahsediyoruz ama dediğiniz gibi DTH'lar tarafında henüz böyle bir sert bir kıpırdanma göremedik. Önümüzdeki dönem için bu da oldukça etkili olacak. Yani evet, o döviz talebi, hane halkının döviz talebi Türkiye'nin Batı ile ilişkilerde nasıl bir tavır alacağına, dışarıda daha böyle onu ayrı bir başlık altında konuşuruz ama oraya biraz bağlı gibi gözüküyor. Yaptırımları kastediyorsunuz değil mi? Sadece yaptırımlar değil, onun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonraki gidişata biraz bağlı. Öte yandan da Merkez Bankası'nın ivedilikle rezervleri pozitife çekmesi de bağlı. Ortam yumuşayacak çünkü 2021 yılında hani büyümeden fedakarlık yapılması, yani para politikası da sıkı, maliye politikası da biraz sıkı olmasına rağmen biz 2021 yılında zaten bazı etkisinden dolayı hiçbir şey yapmasak bile, yani geçen yılın iki kadar mal ve hizmet üretsek bile %4, %5 büyüyebileceğiz. Dolayısıyla büyümeden fedakarlığın oranlara yansıyacak kötü bir şey olmayacak. Hani performans olarak yani çok kötü bir ekonomik performansla bile %4-5 büyüyeceğiz. Bu bütün ülkeler için geçerli olacak. Çünkü baz etkisi çalışacak. O anlamda aslında bir yandan da iyi. Zaten bunu şey başlığında gün içerisinde de daha önce de konuşuldu. Bir miktar kredi genişlemesiyle gelecek yılın büyümesini bu tarafa transfer ettik şeyiyle, önermesiyle. O da iyi oldu aslında, çünkü söylediğim gibi yani hem dış talep artar diye ümit ediyorum yılın ikinci yarısında, Haziran ayından itibaren, hem de turizm gelirleri artar. O çerçevede hane halkında döviz talebi düşer. Zaten çok büyük ihtimalle FED'de 2021 boyunca genişleme adımlarını devam edecek. Faiz arttırması zaten imkan dahilinde gözükmüyor. Belki 2021'de bile faiz arttıramaz. Mevcut şeylere göre, zaten noktasal grafiklere göre 2023 sonuna kadar faiz arttırma öngörülmüyor. Dolayısıyla gevşek, majör merkez bankaların gevşek para politikası devam edeceği için hane halkının bir yerde dış riskler azaldığı zaman, Doğu Akdeniz'de, işte Suriye'de, şeyde, Dağlık Karabağ'da, Libya'da, Avrupa Birliği ile Fransa, Yunanistan'la yaşanan ihtilafla buralar bir hal yoluna sokulursa döviz talebinde düşeceğini, TL varlıklara yöneleceğini hane halkının tahmin ediyorum. Evet, önümüzdeki dönem için Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı bekler misiniz? Peki bizim tarafta, onu da sorayım. Beklemiyorum. Evet, peki. Peki bir yandan da şimdi büyük merkez bankalarının faiz kararları, yani halen daha negatife yakın tutacakları beklentisi hakim dediniz. Fed'den ne mesajlar görebiliriz salı çarşamba günkü o görüşmeler sonrasında?
Ya çok büyük ihtimalle bunu daha önce de konuştuk. Operation Twist denilen mekanizmayı bir şekilde çalıştıracaklar. Şimdi bunun da aslında orta vadeli makro çerçeveyle ilgili ne kadar iyimser, ne kadar karamsar olduklarına biraz bağlı, ama gelişmeler de aslında çok da iyimser olmak için şey yapmıyor. Yani bir yanda iyimser olmayı gerektirecek gelişmeler var. Aşı meselesi, öte yandan adını söyleyin, mali teşvikle ilgili uzlaşma beklentisi, ki bu biraz mecburiyet icabı olacak. Onu da ayrıca açabilirim. Öte yandan kötümser olmayı gerektiren başka gelişmeler de var. Yani bir önceki FOMC toplantısı ve tutanaklarından okuduğumuz kadarıyla bir defa son toplantıdan sonra işte bu Hazine Bakanı bunun için kullanılmayan fonların iadesini istedi, yazı yazdı FED'e, 450 milyar dolar için. FED de Powell'da gerektiği zaman iade edeceğim diye cevap verdi. Bu aslında FED'in hoşuna gitmeyen bir şeydi. Bir krizi önleme çerçevesinde bir alet olarak tutuyordu. Öte yandan mali teşvik biraz gecikti ve tutarı düştü. O da bir anlamda FED için kötümser olmayı gerektiriyor. Vaka ve ölüm sayıları çok fazla. Bill Gates 2021'in ilk çeyreği virüs için Amerika'da çok ölümcül olabilir diye kötümser bir resim çizdi. Geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları gene Eylül ayının 15'inden bu yana en yüksek rakama çıktı. Tarım dışı istihdam verisi iyi gelmedi. Dolayısıyla kapanma tedbirleri biraz ekonomik aktiviteyi orada da yumuşattı. Bu anlamda Fed belki de kötümser olmayı tercih edebilir ve bu Operation Twist işini yapabilir. O da nedir? Kısa vadeli hazine tahvillerini portföyündeki satar bir miktarını. Onlarla uzun vadeli tahvil alımı yapar ve finanse eder onu. Kümülatifte tahvil alım miktarını değiştirmez mi belli değil, o kötümserliğin dozajına bağlı. Eğer hakikaten kötümserlik şeyse belki bir miktar arttırabilir, ama bir önceki FOMC toplantısında hani Kanada örneği verilerek belki de yavaş yavaş tahvil alım programını yavaş yavaş azaltma tartışması da yapılabilir. Oradaki tutanaklardan yola çıkarak. Ancak burada da hani tahvil alımı ile ilgili öte yandan tahvil alım adımlarının ne yönde evrileceği ve bunun neye bağlı olacağı ile ilgili bir yönlendirme yapması beklenir. Çünkü buna bağlı olarak getiri eğrisi dikleşecek, yataylaşacak. Şimdi Operation Twist'te amaç getiri eğrisi çok dikleşti şu anda. Hani onu biraz yataylaştırmak, uzun vadeli tahvil aldığın zaman fiyatı yükseliyor, uzun vadeli faiz oranları düşüyor. Dolayısıyla insanlar düşük faizle borçlanıp, uzun vadeli borçlanıp araba alabiliyor, konut alabiliyor. Tüketim harcamalarını canlandırabiliyorlar. Amaç o zaten, ekonomik aktiviteyi arttırmak. FED de dolayısıyla bu tahvil alım adımlarının artıp azalacağıyla ilgili rehberi çok büyük ihtimalle PCE dediğimiz enflasyon göstergesine ve işsizlik istihdam verilerine bağlı olarak artıp azalacağını söyleyecektir. 2021 yılı içerisinde de enflasyonun zaten %2'nin üzerine çıkmasına izin vereceklerini daha önceden ortalama enflasyon hedeflemesi dolayısıyla söylemişlerdi. Dolayısıyla PCE %2'nin üzerine çıksa da desteklemeye devam edecekleri mesajını da altını tekrar çizmesi lazım. İstihdam ve işsizlik oranı tekrar %4'lere düşünceye kadar. Bu şekilde bir yönlendirme bekliyorum. Peki. Yani bu dolar TL açısından da yani FED daha güvercin olmaya devam edecek. Güvercin bir FED bekliyorum.
Evet, peki. Vedat Bey, devamlı konuşacağız. Bir ara verelim. Doktor Nabat Garakanova bizlerle efendim. Dijital iletişim uzmanı. Hoş geldiniz Zeyna. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle tabii ABD tarafında oldukça önemli bir haber. Siber saldırılar yine gündemimize geldi. Burada tabii ki kurumlara baktığımızda Beyaz Saray, NASA gibi kurumların içerisinde bulunduğu bir yazılım şirketinden bahsediyoruz. Bununla ilgili detay paylaşabilir misiniz? Şimdi yaşanan süreçte şu anda Beyaz Saray'daki durum ve aynı zamanda da ilaç firmalarının da bir şekilde bir siber saldırıya uğramış durumdadılar. Bu siber saldırılarının artık ciddi bir manada dikkate alınması gerekiyor. Çünkü buradaki sisteme sızıp bütün verileri alıp ve istenildiği çalışmaları yürütebilirler. Bundan dolayı biz de sunucu işlemleri dediğimiz süreçte ilk başta sunucu işlemlerinde güncel yazılım anlamda güncel ve donanım anlamda da güncel olması gerekiyor, lisanslı olması gerekiyor ve bu sunucularının bazılarını sağ sunucu yere aktarılabilir. Orada da bu, antivirüslerin olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Antivirüslerden ziyade aynı zamanda da yedeklemeniz gerekiyor. Yedeklediğiniz zaman şunu oluyor, ama bu yedeklemeyi tercihen fiziksel yapıp başka şehirde olması ve periyodik olarak, yani 15 günden beri ya da yoğunluk varsa her hafta ya da her gün bile, tabii bu kuruma göre değişir, şirkete göre değişir. Bunların yedeklenerek herhangi bir saatte bunu geri alabilirler. Bunun dışındakinde bu yaşanan durumda bizim dediğimiz logolama sisteminde büyük ihtimal bu logolama sisteminden kaynaklı bir saldırıya yaşamışlar. Çünkü hiçbir saldırı tek seferinde yapamaz. İlk başta girerler, denemeye başlarlar. Nerede açığı var? Ve bu açıkları keşfettikten sonra ikinci aşamada saldırıya geçiyorlar. Dolayısıyla büyük ihtimal bu yaşanan ABD'de ve diğer Avrupa'daki ilaç firmalarında yaşanan süreç bundan kaynaklıydı. Bu logolamaları yapıldığı zaman sürekli bir rapor istemesi gerekiyor. Herhangi bir bilinmeyen ve beklenmeyen bir sistem dahil olmaya başlayınca uyarı veriyor. Ve bu uyarı verdiğinde otantik olarak sizler bunu hızlıca önlemeniz gerekiyor ve o rapora göre de açığınızı kapatmanız gerekiyor. Yani burada eksik yapılan bir şey olduğunu aslında söylüyorsunuz. Gerekli önlemlerin alınmadığını ben anlıyorum. Doğru mu? Çok doğru, çok doğru. Çünkü burada bizim dediğimiz sistem information event management dediğimiz bir sistemdi. Daha basit size şöyle anlatayım. Bir kapılarımız var ve bu kapılarımızı biz sürekli ara ara güncelliyoruz. Ve ilk kapıyı dış kapıdan girmeye çalıştığı zaman hemen o sistem, yani sistem mevcut olması gerekiyor, uyarı veriyor. Dışarıdan birisi sızmaya çalışıyor ve bu sızmaya önlemenizi öneriyor size. Ama eğer bunu siz yapmazsanız, bu ikinci ve üçüncü kapılara girmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradaki en önemli şey işte o kapıları sağlam hale getirmekti. Önümüzdeki dönemde bu siber saldırıların artmasını bekler misiniz? Kesinlikle, kesinlikle ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bu pandemi sürecinde bütün dünyada uzaktan çalışma başladığı için herkes uzaktan bağlanmaya çalışıyor. Uzaktan bağlanmaya çalıştığı için de bu da ciddi siber saldırıların artışına sebep oluyor. Çünkü girişler artık kurumlara, şirketlere kolaylaşmış oluyor. Bizim VPN dediğimiz güvenli ağ sistemi. Her zaman şunu söylüyoruz, ikili doğrulama sistemi kullanın. İkili doğrulama nedir? İkili doğrulama, senin şirkete dahil olurken bir şifren var.
Ondan sonra şirket sana bir doğrulama, yani SMS olabiliyor. Eğer şirketin bir uygulaması varsa oradan sana bir kod geliyor tek seferlik ve sen onu tekrar girmiş olman gerekiyor. Bu ikili doğrulama oluyor. Şifrelerin kesinlikle ve kesinlikle karakter karışımı olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar önlenirse o zaman siber saldırıyı önlemiş olacağız. Şimdi bizim bir takım virüslerimiz var. Trojan dediğimiz malware virüsleri. Bunların hepsinin antivirüslerini kurgulamaya çalışıyoruz. Ama bunlar nereden girebiliyorlar? Hepiniz maillere şöyle bir faturanızın şu kadar dedi. Linke tıklayın, şunu yapın. Yok bir divan kupon var. Bunları lütfen ama lütfen dikkatli inceleyin. Yani uzantısına bakılsın. Bir harfi bile değişik olabilir. Uzantının sonundaki org mu, gov mu, edu mu, ne tam olarak ne olduğunu bakılmasını öneriyoruz. Çünkü onlara bakılmadığı sürece bunlar o sizin e-mailinizle direkt bağlantı kurarak şirket sistemine de dahil olabilirler. Evet, çok önemli aktardıklarınız. Nabat Hanım, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hemen Londra'ya dönelim. Ceren Dilekçi bizi bekliyor. Ceren, hoş geldin. Bugün Avrupa borsaları iyimser, sterlinde yukarı yönlü bir hareket var. Brexit'e dair anlaşma ümidi tekrar doğmuş durumda. Nedir son gelişmeler, seni dinleyelim. Gözde, bugün Avrupa piyasasında iyimserlik hakimdi. Fakat kapanışa yakın bir miktar endeksler kazançların bir kısmını geri verdi. Şu saatlerde İngiltere borsası negatife dönme çabasında. Avrupa borsanın genelinde ise %1'e varan oranda yükselişler var. İspanya borsası %1.2'lik yükselişte bugün Avrupa'da başı çekiyor. Londra'da önlemler sıkılaşıyor çarşamba günü itibariyle. Baktığımız zaman son dönemde zaten yetkililer Londra'daki vaka sayılarına yaşanan artışı endişe verici olarak nitelendirmişlerdi. Son 7 günde 18.880 vaka kaydedildi ve 100.000 kişi de 217 vakaya işaret etmekte. İngiltere'nin diğer şehirlerine kıyasla Londra'da aslında vaka sayılarının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra karantina önlemleri 2. derece önlem seviyesinden 3. derece önlem seviyesine çıkartılmış olacak çarşamba günün ardından. Yani neler değişecek diye baktığımız zaman bar, pub, kafe ve restoranlar tamamen kapatılacak. Sadece paket servis dışında hizmet veremeyecekler. Bunun yanı sıra aynı hane halkı üyeleri hariç iç mekanlarda buluşmak yasaklanacak. Hizmet sektöründen bir açıklama geldi ve bu durumun 150 bin işi tehlikeye atabileceği karantina önlemlerinin ifade edildi. Bunun yanı sıra bugün yayınlarımızı Almanya'da çok sık konuştuk. Çünkü Almanya'da da önlemler sıklaşmasına karar verildi ve 10 Ocak tarihine kadar devam edecek. Baktığımız zaman önümüzdeki hafta artık Christmas dönemi Avrupa'da ve aslında büyük indirimlerin yapıldığı mağazalarda ve satışların oldukça canlandığı bir dönem. Fakat Avrupa'nın çoğu ekonomisi Christmas dönemine yarı kapalı ekonomilerle girmeye hazırlanıyor Gözde. Brexit görüşmelerini takip ediyoruz. Brexit'te görüşmelerin 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti. Bunun iyimserliğiyle biz bugün sterlinin hem dolar hem de euro karşısında yükselişini hızlandırdığını gördük. Öğle saatlerinde sterlin dolar karşısında %1,5 oranında primliydi. Bir miktar daha kazançlarını geri verdi. Şu saatlerde %0,9 oranında yükselişle 1.33-1.39 seviyesinde işlem görüyor. Fakat gün içerisinde en yüksek 1.34-1.46 seviyesine kadar yükseldiğini görmüştük. Avrupa Birliği Brexit baş müzakerecisi Barnier'den gelen açıklamalar önemliydi bugün. Çünkü Barnier bu hafta bir ticaret anlaşmasına varılabileceğini ifade etti. Ve şu an görüşmelerde hala farklılıklar devam ediyor. Fakat biraz daha ilerleme olduğunu söyleyebiliriz önceki haftaya kıyasla. Barnier ise İngiltere'nin ticaret anlaşması müzakerelerinde adil rekabet ortamının sağlanması konusuna taviz verdiğini, karşılığında ise Avrupa Birliği'nin balıkçılık hakları konusundaki duruşunu yumuşatmasını istediklerini ifade etti. Son olarak aşı haberine dikkat çekecek olursak, ABD ile ABD'nin Pfizer ile BioNTech'in aşısını onaylamasının ardından artık bugün itibariyle ilk teslimatlar ABD'ye yapılmış oldu. Avrupa Birliği ise bugüne kadar toplamda çeşitli aşı şirketlerinden 1.3 milyar dozluk aşı siparişi etti. Ve Avrupa Birliği bu siparişin %5'lik kısmını Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yoksul ülkelere dağıtmaya değerlendiriyor.
Çok teşekkürler Ceren aktardıkların için. Vedat Özlan'a hemen geri döneceğim. Vedat Bey, Avrupa tarafında kaldık. Oradan devam edelim. Brexit meselesi. Şimdi aslında bir anlaşma olmayacağı, önümüzdeki dönemde anlaşmasız çıkılacağı vesaire geçtiğimiz haftanın gündemi gibiydi ama tam terse dönmüş durumda. Bir anlaşma gerçekleşebilir mi sizce gerçekten? Geçtiğimiz haftalarda yine Johnson'ın özellikle iç pazar yasa tasarısını geri çekmesi bir miktar olumlu karşılanmıştı. Nasıl okuyorsunuz gelişmeleri? Evet, yani bu hafta aslında hafta sonu uzatma kararı almalarını olumlu karşılamak lazım. Müzakereler devam ediyor. Tarafların artık birbirlerinden beklentileri netleşti. Ve nerede kiminden ne taviz istendiği müzakere edile edile artık siyasi karar aşamasına gelindi. Bu balıkçılık ve rekabet koşullarını eşitleme meselesiyle bağlantılı karşılıklı tavizler bekleniyor. Bununla ilgili siyasi irade de destek oldu aslında. Şimdi balıkçılık meselesi, bu Birleşik Krallık sularında yakalanan balıklar daha çok İspanya'da ve Fransa'da ya geliyor ve burada işleniyor, proses ediliyor. İşte temizleniyor, konserveleniyor. Daha çok Hollandalılar bu işte uzman. Ve bir kısmı da aslında Birleşik Krallığa ihraç ediliyor. İngiltere'de diyor ki benim kara sularındaki balıkçı tekneleri ve personelle ilgili standartlar koyacağım. Size de bu kara sularımda kota vereceğim diyor. Bu kotayı da kendi içinizde siz dağıtın diyor. O kotanın oranıyla ilgili bir anlaşmazlık var. Tabii Fransa bu işleme sürecinden, ihracatından da bir miktar, hani balık yakalama işinden Fransa pek para kazanmıyor ama işleme sürecinden biraz para kazanıyor. O nedenle bu üç ülke başta Macron olmak üzere tavizde istekli davranmıyor. Çok büyük ihtimalle çözülecektir. Bir de tabii bu ayrıldıktan sonra İngiltere bir yasa çıkarır da bu rekabet hukukuna aykırı bulunursa, Brüksel bunun değiştirilmesini isterse, İngiltere'de değiştirmiyorum kardeşim, burası egemen bir ülke derse ne olacak? O tür kaygılar var. Öte yandan İngiltere'den de bundan sonra Brüksel'in çıkaracağı, Avrupa Birliği'nin çıkaracağı yeni mevzuatı da kendi mevzuatına adapte etmesi beklentisi var. Orada da diyor ki yani ben bağımsız bir ülke oldum, niye seni çıkardın, yasa beni bağlasın. Birleşik Krallık halkı karar verir bu ülkede hangi kanunların yürürlükte olacağına. Buralarla ilgili belli bir noktaya kadar gelir. Belki de Boris Johnson alabildiği kadar tavizi almak istiyor. Belki de aşılamayla bir miktar virüsle mücadelede yol alıp ondan sonra daha az zorlukla 31 Aralık'ta anlaşmasız ayrılığa gideceğim diyordur. Ama anketlere göre halkın %30'u anlaşmasız ayrılığa destek verirken %70'i anlaşarak ayrılalım, anlaşmasız ayrılığa destek vermiyor. Dolayısıyla bu hani bir siyasi olarak da kendisine getirisi olmayacak bir şey. O anlamda ben ümitliyim. Brexit anlaşmalı ayrılık olacak diye tahmin ediyorum. Evet, bir şekilde bir diplomasi trafiğinin işe yarayabileceğini söylüyorsunuz. Peki şimdi tabii anlaşmasız ayrılık olması Türkiye'nin de çok işine gelmez. Biz de o yüzden bu Brexit sürecini bu kadar büyütüp konuşuyoruz. Neticede Türkiye'nin de şu anda Avrupa Birliği tarafındaki işte gümrük birliği vesaire, bunun bile hani revize edilmesi konuşuluyor. Kaldı ki hani Brexit sonrasında İngiltere ile nasıl gidecek işler vesaire, hani ticaret yollarının değişmesi, çok fazla senaryo var önümüzde. Şimdi aşı dediniz az önce, aşı haberlerini biraz konuşalım. Mesela bugün Fransa Merkez Bankası tarafından büyümeye dair beklentilerin yine kötümser tarafa çekildiği görüldü. Geçtiğimiz hafta ECB'nin mesajlarına baktığımızda
tahvil alım programındaki meblağının artırıldığını, işte halen daha mesela enflasyon yaratamama ile ilgili endişelerin devam ettiği bir ortam var. İşte bu hafta da Fed'i zaten takip edeceğiz. Aşı iyimserliği henüz oluşmadı. Yani karantinalar tekrar gündemde. Nasıl okuyorsunuz bu taraftaki gelişmeleri? Yani 2021, genelde tahminlere baktığımızda 2021'in de daralmayla ya da toparlanmanın henüz olmadığını görerek geçecek gibi algılıyoruz biz. 2022'de esas toparlanmanın olabileceği senaryoları daha fazla hakim gibi. Ne diyorsunuz? Ben daha iyimserim çünkü aşı tek çözüm olarak kalacaksa gerçekten 2021'in 3. çeyreğine kadar zorlu süreç devam edecek diyebiliriz. Ancak hem Amerika'dan hem Avrupa'dan daha önceden de konuştuk. Japonya'da da bu virüsü tamamen yok eden grip için geliştirilmiş bir tabletin, bir ilacın etkili olduğu yönünde çalışmalar var. Yani hayvanlarda faz 1'de virüsü tamamen yok ediyor. Dolayısıyla bunun faz 2 ve faz 3 hani yan etki ve tam koruyuculuk, insanda da koruyuculuk çalışmaları tamamlanırsa ilaçla da bu iş çözülecek diye tahmin ediyorum. Ben Mayıs ayından itibaren virüsle mücadele işinin bitebileceği kanaatindeyim. İlaçla ilgili haberler doğruysa. Ancak doğru değil ve o da gecikecek olursa bir Almanya örneğiyle durumu açıklayayım. Hem bizim açımızdan majör ihracat pazarımız olması sebebiyle. Almanya'nın nüfusu işte bugün Sağlık Bakanı demiş ki Mart ayına kadar 11 milyon aşı, doz aşı gelecek. Ocak ayında da 3-4 milyon doz aşı elimizde olacak. Dolayısıyla hızlı aşılama çalışması yapacağız. İşte Pfizer, BioNTech'in aşıları, bunlar da 2 doz olmak gerekiyor. Dolayısıyla hani 5-6 milyon, iyimser tahminle 6 milyon insan aşılandı diyelim Mart ayına kadar. 80 milyon nüfusu var Almanya'nın. Yani işte yaklaşık 16'da birini aşılayabilecek ilk çeyrekte. Belki ikinci çeyrekte de yarısını yapabilir. Yani dolayısıyla iş o zaman gerçekten Profesör Doktor Uğur Şahin, BioNTech'i eşiyle beraber aşıyı bulan, kuran çiftin projeksiyonuna göre gelecek senenin yani kış aylarında %50-60 virüsü kontrol altına alabileceğiz. Yani bir süre şayet ilaç işi imdada yetişmezse maskeyle, mesafeyle, hijyenle 2021 yılının önemli bir kısmını geçirmek zorunda kalacağız. Ama ümit ediyorum ki ilaçlar imdada yetişecek. Evet, bir yandan da tabii havacılık sektörü ve önümüzdeki dönemde turizm nasıl şekillenecek, aşı haberleri, yani aşılanan seyahat edebilecek mi? Türkiye'nin de bu anlamda turizme dair hani beklentileri oldukça önemli. Önümüzdeki dönemde cari açık tarafında bize destek olacak yegane kalemlerden biri. Şimdi bir turizmle ilgili beklentileri değerlendireceğiz. Vedat Özcan'a birazdan döneceğim. Ülkay Atmaca bizlerle, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi akşamlar, sağlıklı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi aşı çalışmaları nasıl sizi etkiliyor? Neler konuşuluyor? Seyahatle ilgili bir pasaport oluşturulacağı söylentileri vardı biliyorsunuz. İşte bu pasaportu alan, yani aşılanan rahatça seyahat edebilecek diye. Bunlar gündemde mi, sizi nasıl etkileyecek? Evet, kesinlikle gündemde. Şimdi bir kere son bir aydır aşının bu kadar gündeme gelmiş olması ve çok sık konuşuyor olması, özellikle 2020 yılında seyahat edemeyen insanlar için çok büyük bir umut kaynağı oldu. Bizim için de böyle. Çünkü 2019'da Türkiye'de bütün rekorları kırmışken 52 milyon Türkiye genelinde, 15.600.000 Antalya genelinde turist ağırlamışken bir anda Mart sonu itibariyle dibe vurmuş bir sektörün
hayatta kalma çabalarıyla ilgili büyük bir mücadele verdik 2020 yazında ve 2021 ile ilgili aşıyla birlikte çok ciddi ümitlerimiz var ve şu anki göstergeler özellikle son bir aydır aşının gündeme gelmesiyle ilgili neticesinde çok ciddi bir şu an henüz araştırma aşamasında ama taleple karşı karşıyayız. 2021 ile hedeflerimiz ve görüşlerimiz bambaşka bir boyuta geldi aşıyla birlikte. Peki erken rezervasyon böyle bir iştah var mı şu anda tüketiciler tarafında? Hani çeşitli ülkelerden gözlemlediğiniz, evet belki hani birçok yerde şu an için yollar kapalı ama önümüzdeki aylar için nasıl bir psikoloji var? Şöyle bir psikolojiye sahibiz şu an. Bir kere öncelikle Türk halkına, Türk tüketicisine teşekkür etmek istiyorum huzurunuza. Çünkü 1 Haziran'daki normalleşme süreci birlikte tamamen bitti. Asla açılmaz denen sezonu Türk misafirlerimiz açtık. Daha sonra Temmuz ayında farklı ülkelere gelen turistlerle sezonu devam ettik. Şu anki görüntü özellikle iç pazarda şu an %40-%50'ye varan indirimlerle birlikte, erken rezervasyon indirimle birlikte iyi bir talep var. Beklediğin üstünde bir taleple karşı karşıyayız. Geçmiş yıllar çok gerisinde ama böyle bir pandemi döneminde hiç beklemediğimiz kadar iyi bir talep var şu an. Diğer pazarlarımızda ise hakikaten Türkiye'ye yoğun bilgi var. Çünkü bu konuda mütevazı olmak istemiyorum. Sebebi de biz Türkiye olarak, Türk turizmi olarak hakikaten dünyada öncülük edecek bir işe imza attık. Bunun adı güven turizm sertifikasıydı. Dolayısıyla özellikle Avrupa Birliği'nde eğer siyasi bir kısıtlama olmaz ise, ki olmamasını ümit ediyorum, iyi bir 2021 hazırlanıyoruz. İyi bir 2021 için hazırlık içindeyiz. Hangi ülkeler ön plana çıkabilir sizce? Biliyorsunuz son dönemde özellikle pandeminin tavan yaptığı dönemde bile Rusya'dan ciddi anlamda bir turist geldiğini biliyoruz. İşte Orta Doğu ülkelerinden. 2016 yılındaki Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden sonra son 4 yılın şampiyonu zaten Rusya'ydı. Türkiye'ye en çok turist getiren, en çok turist tedariki yaptığımız ülke Rusya'ydı. Yine Rusya'nın ve Rusça konuşan ülkelerin ön planda olacağı bir yıl yaşayacağımızı düşünüyorum. Bir de son dönemde özellikle Avrupa'da bu ülkenin gerçekten denizine, kumuna, gastronomisine, tarihine aşık insanlar, yıllarca bizi bugünlere getiren insanların, çünkü biz Avrupalılara yola çıkmıştık yıllar önce. Siyasi bir yasak, çok ciddi bir yaptırım olmazsa ben önceliğin Rusya'da, Rusça konuşan ülkelerde, sonra da Avrupa'da olacağını düşünüyorum. Orta Doğu'da ilgili son yıllarda ciddi bir artış var. Yine Orta Doğu'daki artışın devam edeceğini düşünüyorum. Peki Ülkay Atmaca, çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve devam edelim Vedat Özdan'la. Şimdi Vedat Bey, Ülkay Bey dedi ki siyasi anlamda Avrupa ile ilgili bir sıkıntı olmazsa oradan da ciddi anlamda bir turizm beklentisi var, gelen olacaktır dedi. Yine Rusya'yı ön plana koydu tabii. Benim burada hemen yaptırımlar aklıma geliyor. Avrupa Birliği ile biraz bertaraf edildi diye konuşuyoruz ama şimdilik rafa kalktı. Siz az önce mesela buradan çok ciddi bir hani yaptırım kararı beklemiyorum dediniz. Katsayı da kastederek sanırım. Nedir aklınızdaki? Şimdi şeyle ilgili, Londra'yla ilgili de bir haber düştü önüme. Birleşik Krallık Sağlık Bakanı açıklamalar yaptı. Evet. Virüsün yeni varyantları tespit edilmiş. Bin tane yeni vaka görmüş. Biraz daha hızlı enfekte oluyor. Her yaş grubunda görülmüş. Dolayısıyla Londra ile ve Galler Güneyi ve Doğu İngiltere ile ilgili vaka sayısındaki artış ürkütücü. Sert kapanma orada da gelecek. Onu da telaffuz etmiş. Bu bahisten aslında Brexit'te de olumlu yansımalar olacak bir haber bu. Ama tabii ki bizim önemli bir ihracat pazarımız. 2020 son çeyrek büyümesi açısından da olumsuz bir gelişme. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili yaptırımların Ekim ayındaki liderler zirvesinde alınmış olan, bize göre yumuşak yaptırım listesinin genişletilmesi kararı alındı. Borrell aynı zamanda komisyon konsey başkanı, yaptırımların genişletilmesi, listenin genişletilmesi çalışma başlama talimatı da verdi. Uygulamayı Mart ayına kadar, Mart ayındaki liderler zirvesine kadar uygulamaya geçmeyecek.
Fransa'nın ve Yunanistan'ın beklediği çerçevede ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'yi ekonomisini zora sokacak ekonomik yaptırımlar gelmedi. Burada tabii Merkel'in Almanya'nın desteğini unutmamak lazım. Arada bir seçimler dolayısıyla biz megafon siyasetiyle Almanya'yı çok suçluyoruz, zor durumda bırakıyoruz. Her zaman da bize böyle destekleri oluyor diplomatik şeyde, sağduyulu politikasıyla Almanya. Dolayısıyla şimdilik o rafa kalktı. Gelişmelere bakılacak. Gelişmeler tabii Doğu Akdeniz'le bağlantılı iş. Acilet gerektirirse yaptırımlar daha erkene de alınabilir gibi bir imalarda bulundular. Benim okumam şu, konuşmuştuk bunu. Merkel kendi dönem başkanlığı döneminde Türkiye ile papaz olmak istemedi. Ağır yaptırımlara zaten karşı. Çünkü Türkiye exposure'u var Avrupa bankalarının. Biden'ı da beklemek istedi. Yeni Biden liderliğinde ABD Avrupa Birliği ilişkisinin nasıl evrileceğine ve Türkiye'yi daha geniş bir perspektiften, yani sadece Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan Güney Kıbrıs ihtilafıyla sınırlı değil, hani Suriye'de, Dağlık Karabağ'da, Libya'da S-400 meselesi, dolayısıyla Yunanistan ve Rusya ve Çin bağlamında daha geniş bir perspektifte NATO ilişkileri çerçevesinde değerlendirip biraz eşgüdüm içerisinde gitme taraftarı. Öte yandan sürpriz bir şekilde, tabii geçen hafta da söyledik, konuştuk. İki yaptırım aynı anda hakikaten zor olurdu. Belki de ABD'de savunma bütçesinin geçmesi ve Türkiye'yi yaptırım öngören hükümler içermesi tasarının ikisi aynı haftaya denk gelseydi o zaman kötü olurdu. Bu savunma bütçesi geçti ama sonra Trump veto edeceğini söyledi. Tabii 3-2 çoğunluk da iki taraftan da geçtiği için veto etse, bir daha 3-2 çoğunluk da geçerse yasalaşıyor. O zaman da Trump 12 tane yaptırımdan 5'ini, en az 5'ini seçmek zorunda kalacak. Seçer mi, Biden'a bırakır, göreceğiz onları. Veto edip ondan sonra müzakereler 20 Ocak'tan önce sonuçlanmayabilir. Dolayısıyla bu iş gene Biden'a kalabilir diye tahmin ediyorum. Aslında ben Ankara perspektifinden baktığım zaman, hani dirsek çürkmüş bir eski bürokrat olarak orada, aslında ben ilk aklıma şey gelmişti. Yani iyimser perspektifle baktığımız zaman Trump'ın bu 12 yaptığından 5'in hafif olanı seçmesi 2019'da da gündeme gelmişti zaten. Zarar vermeyecek bir şekilde bu işi çözecek diye Financial Times'a kaynaklar haber sızdırmıştı. Yani o Biden'a bırakmadan 5 tane çok etkilemeyecek bizi yaptırımla bu meseleyi kapatmak Türkiye açısından, hem Biden'la yeni sayfa açma açısından olumlu olabilir diye düşünmüştüm. Belki de bir bizim yandan ama değiştirilebileceği olmuş de söyleniyor Vedat Bey. Yani o 12 maddenin 5'i seçildi ama Biden geldikten sonra belki hani değiştirebilir diye de konuşuluyor. Bu ondan sonra Türkiye'nin hakikaten tutumuna bağlı ama gördüğüm kadarıyla hem büyükelçi atamaları, hem açıklamaları, hem reform söylemi Biden'ı yani o yönde hareket etmemeye teşvik edecek bir gündemdeyiz şu anda. Dolayısıyla aslında riski azaltıcı bir strateji olarak belki düşünülmüş de olabilir. Öte yandan şeyde Pompeo'da 2022'de galiba ara seçimlerde senatör olmak istiyor. İşte aday olmak istediği eyalette Yunan-Rum şeyi, diasporası çok yüksek. O nedenle Türkiye'ye geldiği zaman hiçbir yetkiliyle görüşmedi. Öte yandan eski bir Rum kilisi, Ortodoks kilisesi olan, şimdi cami olan Eminönü'nde küçük bir camiyi ziyaret etti. Mimar Sinan yaptı. Bunlar hep sembolik şeyler ama mesaj muhtemelen, evet. Pompeo da kötümser olarak düşündüğümüz zaman onu destekleyici bir aksiyon olarak da düşünmüş olabilirdim. Peki. Ama göreceğiz. Göreceğiz. Vedat Özdan çok teşekkür ediyorum.
kıymetli yorumlar için noktalıyoruz efendim günden kalanları burada. Az sonra 60 dakika olacak. Zeliha Saraç sizlerle diyelim ve noktalayalım. İyi akşamlar.